Arkadaşlar, aritmetik diziyle devam ediyoruz. Aritmetik dizi dediğimiz olay, ardışık terimleri arasındaki fark hep aynı olacak, sabit olacak. Biz bunlara aritmetik dizi diyoruz. Bu sabit farka da ortak fark diyoruz. Mesela ardışık terimleri arasındaki farklar her zaman eşitse A2 eksi A1 eşittir A5 eksi A4 gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü ardışık terimler arasındaki farklar her zaman sabit ve birbirine eşittir. Ve biz bunu D diye ifade ediyoruz. Aritmetik dizilerin genel terimlerini biz nasıl buluyoruz peki? İlk terimimiz A1 olsun, ortak farkımız D olsun. Genel terimi biz A1 artı N-1 çarpı D formülüyle bulabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İlk terimi 2. A birimiz eşitmiş 2. Ortak farkımız 3. D'miz eşittir 3 olan bir aritmetik dizinin genel terimini bulunuz demiş. Biz genel terimi nasıl buluyorduk? AN eşittir A1 artı N eksi 1 çarpı D formülüyle buluyoruz. AN eşittir A birimiz 2'dir artı N eksi 1 diyoruz çarpı ortak farkımız da 3'tür. Buradan ne gelir? 2 artı bu 3'ü dağıtıyorum içeri. 3N eksi 3'ten AN'imiz eşittir. 3N eksi 1 gelmiş olur. İkinci soruya bakalım şimdi. İlk terimi 5 olan demiş. A1 eşittir 5 olan bir AN aritmetik dizide A6 eksi A5 eşittir 2 ise A12 kaçtır demiş. Bizim genel terimimiz neydi arkadaşlar? AN'imiz eşitti. A1 artı N eksi 1 çarpı D formülüyle biz buluyorduk. A1'imiz 5, D dediğimiz olay da ardışık iki terim arasındaki farktır. O da 2'ye eşittir, vermiş zaten bize. O da 2'dir. A12 kaçtır demiş. Yapalım. A12'miz neye eşitmiş? A1 dediğimiz olay 5'tir. Artı N eksi 1 demiş. O da 12 eksi 1 çarpı 2 olur. Ortak farkımız da 2'dir. A12'miz eşittir 5 artı buradan da 11. 11 çarpı 2'den 22 olur. A12'yi de biz 27 buluruz. Burayı da geçiyorum. Genel terimi AN eşittir 3N eksi 2 olan aritmetik dizinin ortak farkı kaçtı? Ortak farkı biz nasıl buluyorduk? Ardışık iki terim arasındaki fark bize ortak farkı veriyordu. Ne yapalım o zaman? A2'den A1'i çıkardığımız zaman biz ortak fark olan D'yi bulmuş oluruz. A2'yi yerine yazalım burada genel terimde. A2 eşittir 3 çarpı 2 eksi 2'den 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıkardığımız zaman 4. A1'imiz de arkadaşlar 3 çarpı 1 eksi 2'den 3 kere 1 3. 2 çıkardığımız zaman 1. Buradan A2 eksi A1'imiz de 4 eksi 1'den 3 çıkar. Sorumuzun cevabı 3'tür. Bir aritmetik dizide her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşitmiş. Formül onu gösteriyor. Burada demek istediği arkadaşlar, mesela diyelim ki A3, A4, A5. Burada A4 dediğimiz ifade bu ikisinin toplamının ikiye bölümü, yani aritmetik ortalamasına eşitmiş. Buradaki özellikte de onu söylemiş. Alttaki özelliğe bakalım peki. Aritmetik dizisinde ortak fark eşittir AN eksi AP bölü N eksi P ve AN eşittir AP artı N eksi P çarpı D'dir. Peki burada ne demek istiyor? N'imiz arkadaşlar 7 olsun. AN'imiz
20 olsun diyelim. P dediğimiz olay 6 olsun. AP dediğimiz olay da 15 olsun diyelim. Yani 7. terimimiz 20'ye eşit, 6. terimimiz 15'e eşitmiş. Burada söylemek istediğimiz odur. D'miz neye eşit olur burada? AN. AN'imiz 20'dir. Eksi AP, AP'miz de 15'tir. Bölü N eksi P. 7 eksi 6'dan. 20 eksi 15'ten 5 bölü 7 eksi 6'dan 1 eşittir 5. Yani ortak farkımız 5'miş. Bakalım AP'miz 15. Yani 6. terimimiz 15. 7. terimimiz 20'dir. Ortak farkımız da 5'tir. Formül bunu anlatmaya çalışmış. Buradan mesela ne demiş? Demiş ki AN işte bu formülle bulunur. Mesela diyelim ki biz A7'yi bulalım. A7 eşittir. AP dediğimiz olay AP'miz 15'tir. Artı diyoruz. N eksi P yani 7 eksi 6 çarpı ortak farkımız da 5'miş. A7'miz neye eşitti arkadaşlar? Yani 20'ye eşitti. Bu N dediğimiz 7'dir. P dediğimiz 6'dır. 20 eşittir. 15 artı 1 çarpı 5'ten 20. Gördüğünüz gibi formülde bunu sağlıyor. Demek istediği şey de buymuş. Burayı da geçiyorum. Bir aritmetik dizinin 6. terimi 10, 18. terimi 36 ise 12. terimi kaçtır? 6. terimimiz var. 12. terimimiz var. 18. terimimiz var. 6. terim, 12. terim, 18. terim. 6. terimimiz 10'a eşitmiş. 18. terimimiz 36'ya eşitmiş. Burada dikkat ettiyseniz 6 ile 12 arasında 6 birim var. 12 ile 18 arasında 6 birim var. Yani 12 6'ya ve 18'e eşit mesafede. Bir önceki sayfada ne demiştik? Eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortalamasına eşitmiş. Yani bizim burada A12'miz eşittir A18 artı A6 bölü 2. Yani A12'miz eşittir A18'imiz 36 artı A6'mız da 10'dur bölü 2. 46 bölü 2'den 23'ü elde etmiş oluruz. Aşağıdaki soruya bakalım şimdi. İlk terimi 3. Yani A birimiz 3'e eşitmiş. Ortak farkımız D'miz de 5'miş. Son terimi 73 olan sonlu aritmetik dizinin kaç tane terimi varmış diye sormuş bize. A n'imiz de 73'müş. Çünkü biz n'in ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten onu bize soruyor. Peki biz genel terimi nasıl buluyorduk? A n eşittir A1 artı n eksi 1 çarpı d formülüyle. A n'imiz 73'müş. Eşittir A1'imiz 3'tür artı n eksi 1'i bilmiyoruz. Çarpı ortak farkımız da 5'miş arkadaşlar. Şu 3'ü eksi diye karşı tarafa attığım zaman burası 70 olur. Eşittir. Bu 5'i de dağıtıyorum. 5n eksi 5 olur. Şu eksi 5'i de karşı tarafa artı diye atarsam ifademiz neye dönüşür? 75 eşittir 5n'e. N dediğimiz ifade 15 çıkar buradan. Yani aritmetik dizimizin 15 tane terimi varmış sorumuzun cevabı. Burayı da geçiyorum. Aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı nedir demiş. Onun formüllerini vermiş bize. Ortak farkımız d'dir. Ortak farkı d olan bir an aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamını biz sn ile gösteriyoruz. Ve biz ilk n teriminin toplamını iki tane formülle bulabiliyoruz. Birinci formülümüz terim sayısı bölü 2 çarpı a1 artı an. An son terimimizdir. İkinci formülümüz de n bölü 2 çarpı 2 tane a1 artı n eksi 1 çarpı d.
Bu iki yolla biz ilk n teriminin toplamını bulabiliyormuşuz. Sorulara geçelim şimdi. Genel terimi an eşittir 3n eksi 1 olan aritmetik dizinin ilk 10 teriminin toplamı kaçmış arkadaşlar? İlk 10 teriminin toplamını bulmaya çalışacağız. Yapalım şimdi. Formülümüz neydi bizim? Sn eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı an'di. Biz bu formülle elde etmeye çalışacağız. İlk 10 terim demiş. A1'i bulacağız. Pardon, burası an'dir. A1'i bulmamız lazım. Bir de n dediğimiz ifade 10'dur. A10'u bulmamız lazım. A1 genel terimde n yerine 1 koyduğumuz zaman A1'i buluruz. 3 çarpı 1'den 3 eksi 1 dediğimiz zaman 2 olur. A10'umuz ise 3 çarpı 10'dan 30. 30'dan 1 çıkardığımız zaman 29 elde etmiş oluruz. Formülümüzü yazalım şimdi gene. Sn. N bölü 2, n'imiz 10'du. 2'ye böldüğümüz zaman 5 olur çarpı. A1'imiz 2 idi. An dediğimiz ifade de A10'dur. O da 29'dur. 31 çarpı 5'ten 155 elde etmiş oluruz. İlk 10 terimimizin toplamı 155'miş. Aşağıdaki soruya bakalım şimdi. İlk n teriminin toplamı Sn eşittir n kare eksi 3n olan bir An aritmetik dizisi için A4 artı A5'in toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şöyle bir şey yapalım. A4 artı A5'i bulabilmek için. Arkadaşlar A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5. İlk 5 teriminin toplamını bulduk. Tamam mı? Şimdi A1 artı A2 artı A3. İlk 5 teriminin toplamını bulduk. Sonra ilk 3 teriminin toplamını bulduk. Bunları birbirinden çıkardığımız zaman geriye sadece A4 artı A5 kalıyor gördüğünüz gibi. Bu eksileri dağıttığımız zaman eksi A1 artı A1, eksi A2 artı A2, eksi A3 artı A3 birbirini götürür ve sadece A4 artı A5 ifademiz kalır. Bu ne anlama geliyor peki? S5'tir buranın toplamı. Eksi diyorum. Arada eksi var. Burası da ilk 3 terimin toplamıdır. O da S3'e eşittir. İlk n teriminin toplamını biz bu formülle buluyormuşuz. İlk 5 terimin toplamını bulalım. N yerine 5 yazıyoruz. 5'in karesi 25 eksi 3 çarpı 5'ten 15 olur burası. Bu ilk 5 terimin toplamı, yani S5 dediğimiz ifade 25'ten 15'i çıkardığımız zaman 10 olur. İlk 3 terimin toplamını bulalım peki. N kare 9 eksi 3 çarpı N'den, o da 3 çarpı 3'ten 9 eksi 9 0 olur. S3'ümüz de 0'dır. İlk 5 terimimizin toplamı 10'dur. İlk 3 terimimizin toplamı 0'dır. S5'ten S3'ü çıkardığımız zaman A4 artı A5 ifadesini elde etmiş oluyoruz. 10 eksi 0'dan, pardon şurası 0. Sorumuzun cevabı 10'dur. Aritmetik diziyi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.